Çekinmek yok ama. Çünkü hayallerimizden çekinmeyeceğiz. Rahat ifade edeceğiz. Peki zamanla devam ederiz yine buna. Benim eskiden yazdığım bir oyun vardı. Kendi rüyalarımı yazmıştım ama bitirememiştim. Sizin getirdiğiniz bu rüyalarla birleştirip yeni bir oyun haline getirelim. Ve kursumuzun sonunda da bunu sahneleyelim istiyorum. Tamam mı? Bak o da Meksika işi. Tam senlik. Evet çok güzel. El işidir. Maliyetini 30 liraya bırakırım. Ne güzel elbiseymiş. Evet Fransız. Kolay gelsin. Action Antalya Özel'den herkese merhaba. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışma tüm heyecanıyla devam ediyor. Ben de ilk programımda çok sevdiğim bir kadın yönetmeni ve onun oyuncularını ağırlıyorum. Sevgili Belmin Söylemez hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, oyuncularımız Manolya Maya, Şenay Aydın ve Laçin Ceylan sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, 10 yıl aradan sonra nihayet yeni filmin Ayna Ayna ile buluşturdun bize. Öncelikle çok mutlu oldum. Çok keyif aldım filmi izlemekten. Edin. Hadi seyircilerimiz için Ayna Ayna neler anlatıyor, neyi anlatıyor? Birkaç cümleyle onu dinleyelim senden. Ayna Ayna İstanbul'da yolları kesişen üç kadının öyküsü. Bir tiyatro kursunda Lale adlı bir tecrübeli oyuncunun tiyatro kursunda yolları kesişen bir oyuncu adayı, bir kendi kendine Frida Kahlo üzerine bir oyun yazmaya çalışan, kendine Frida diyen bir kadın ve kursun eğitmeni olan Lale, hepsinin yolları bu küçük tiyatroda, bağımsız tiyatroda bir araya geliyorlar. Peki, üçü de harika performanslarla canlandırıyorlar bu üç kadını. Ama bu üç kadının hikayesini biraz oyuncuların ağzından dinleyelim istiyorum. Sevgili Laçin Ceylan, sizle başlayalım mı? Tabii, sağ olun. Benim için Lale karakteri tamamen bir sanatçının ama işi gerçekten emeğinden, mutfağından alan ve yoğuran bir sanatçının kendi yalnızlığını hissettiği ve bunun içinde adeta boğulmak üzere olduğu bir anda karşısına yine kendi kursunda karşılaştığı iki öğrencisi ama bambaşka hayatlardan gelen iki öğrencisiyle bir şekilde yollarının kesişmesi ve rüyaların mayaladığı bir öyküye dönüşüyor bu. Hayallerin ve rüyaların. Her zaman gibi o karaktere müthiş bir tatla bize izlettiniz. Tekrar teşekkür çok ediyorum size. Çok teşekkür ederim. Peki sevgili Şenay Aydın. Uzundur perdede izlememiştim. Evet. Yine bayılarak izledim seni. Hatta biraz önce biz bir soru cevap yaptık bu şahane ekiple. Orada bir izleyici Frida diye seslendi Şenay'a. O kadar içselleştirmiş ki izleyici herhalde onu. Sen neler söylersin bu karaktere dair? Ben de Frida Kahlo'ya hayran olan ve onunla ilgili bir oyun yapmak isteyen fakat Frida gibi dolaşan, ismini de Frida yapmış bir kadını canlandırıyorum. Benim için çok özel bir karakter. Hayatımda gerçek anlamda hayatımla kesişen bir hikaye diyeyim. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz böyle bir projede olduğumuz için. Peki, şimdi bu Frida bir takım metinler de yazıyor, evet. Şiirler de söylüyor. Hadi onların kaynağından da biraz bahsedelim. Onları ben yazıyorum. Filmde olan yazılar benim yazılarım, benim şiirlerim. Bir çoğunu sanırım ben film için yazdım. Bir iki tanesi geçmişte yazdığım yazılardı. Yani gerçek hayatta yapmak istediğim şeyi filmin içerisinde yapmış bulundum. Harika. Yani çünkü ben de bir tiyatro oyunu çıkarmak istiyordum Frida Kahlo ile ilgili. Sonra Belmin Hanım'la konuştuk bunu ve zaman içinde kendi yolculuğuna çıkmış oldu bir şekilde. Peki o zaman Belmin hemen şunu sorayım. Manolya'ya döneceğim ama şimdi Laçin'in kendi tiyatrosu var zaten
çekimleri de neredeyse tamamına yakını onun tiyatrosunda evet. geçiyor. Frida hayranı bir oyuncu var. Neyi ne kadar onlarla birlikte şekillendirdin onu merak ediyorum bir taraftan da. Zaten filmin çıkış noktası ilk başta Şenay'ın Frida'ya olan hayranlığı ve Frida üzerine yapmak istediği oyundu. Ve tesadüfen o sırada Pera Müzesi'nde bir Frida ile ilgili bir sergi vardı. Beraber gezdik ve çektik. Bunu, bu görüntüleri filmde de kullandık. İlk çıkış noktamız buydu. Daha sonra oluştururken Şenay'ın şiirlerini dahil etmek istedim. Çünkü çok etkileyici şiirleri var ve ayrıca film içinde farklı bir şeyler yazabilir mi diye konuştuk. Frida'nın hikayesi böyle şekillendi. Lale'nin hikayesi de La Cinne Adana Film Festivali'nde tanıştık. Beni bir tiyatroya, kendi tiyatrosuna davet etti. Ve orada verdiği oyunculuk kurslarını izleme şansı buldum sağ olsun. Ve ilk gittiğim kursta rüyalar üzerineydi. Biz de senaryoyu yazarken rüyalarla ilgili neler yapabiliriz, nasıl dahil edebiliriz bu tiyatro sürecine diye düşünmüştük. Daha sonra ara ara Laçin'in kurslarını takip ettim izleyici olarak, gözlemci olarak. Ve takip ettikçe de onun hocalığını, oyuncuları, oyuncu adaylarını nasıl yönlendirdiklerini görüp bunları senaryoya dahil ettik. Yani aslında gerçek hikayelerden yoğrulmuş bir senaryo bu. Ama bir oyuncunun başına gelebilecek en hoş şeylerden biri herhalde değil mi? Bir yönetmenin oyuncuyu tanıdıkça ona dair şeyleri senaryonun, hikayenin, filmin içine dahil ediyor olması ne dersin? Kesinlikle. Bir kere çok güzel bir belgelik de oluyor bir yerde. Ve onun yeniden yorumlanışı yani gerçekten var olan yapılan bir şeyin bir yönetmenin gözünden yeniden anlatılışı ve yorumlanışı oluyor. Çok daha da güzel çünkü başka bir göze bakma fırsatı da yakalıyorsunuz. Yani kendi yaşadığınızın dışında ona bakan ve onu yorumlayabilen ve çok sanatlı bakan bir şey görüyorsunuz. Bir yorum yakalıyorsunuz. Şahane bir şey bence. Değil yani mi? Benim için bugün söylemiştim söyleşte gerçekten hediyeydi, hediyedir. Ne güzel. Hepimize hediyeydi evet, bence o. Sinema sever herkese hediyeydi. Film çok duygulandırdı ve çok severek izledik. Ne de olsa biz de sonucu hep beraber bugün izledik. Değil mi? Evet, işte sonra. Vermin dışında bir ekip olarak. Yani biz şimdi tabii hem Laçin'i hem Şenay'ı tanıyoruz sinema severler ama biz bugün bir de Manolya ile tanıştık evet, değil mi? Evet. Hadi Manolya filme dahil olmanın hikayesini senden dinleyelim biz. Tanıştığıma memnun oldum öncelikle herkesle. Ben bu filmi ön çalışma sürecinde Belvin Hanım'ın asistanlarından biriydim. Yani yardımcı yönetmenlerden biriydim. Dolayısıyla böyle uzun bir audition süreci geçirdik biz ailen için. Yani senin canlandırdığın karakter için. Evet. Bu süreç boyunca Belvin Hanım aradığını bulamadım galiba. Öyle olmadı. Sonra tabii ki o süreçte ben de Aylin'den bir şeyler görmüş olmalı ki kafasında bir şeyler döndüğünü düşünüyorum yavaş yavaş. Sonra filme 2 hafta kala beni bir yemeğe çıkardılar. O yemekte başladı her şey. Evet. Böyle bir evlilik teklifi gibi aslında gerçekten bir ömür sürecek bir şey benim için. Sonrasında o sürecimiz başladı. Ben Belmin'e çok güvendim. Belmin'in gördüğü şeye çok güvendim. Belmin'in cesaretine çok güvendim. Aylin'de gerçekten bana benzeyen birçok şey var. Aylin'in o oyuncu olmaya çalıştığı, öğrenmeye çalıştığı bütün çalışmalar benim başımdan da geçmiş oldu bir şekilde. Aylin İstanbul'a okumaya gelen ama bir şekilde Osmanlı dizilerinde cariye rollerine girmek için öncelikle tiyatro kursuna gelen, oyuncu olmak isteyen genç bir kadın. Onu canlandırıyorum ve
çok şanslı hissediyorum onu canlandırdığım için. Ne güzel. Onu Aylin de peki çok seviyorum. Peki aklına var mıydı reji, yani yönetmen yardımcılığına yolum devam ediyor derken birden bir yemekle değişen bir hayat aslında değil mi? Var yoktu mıydı açıkçası. Kafanda hiç böyle bir şey daha önce? Yoktu. Yoktu. Yani olsa bile buna cüret etmek bir anda çok çok cesaret isteyen bir şey gibi geliyor bana. Tamamen kendinden çıkarak. Birinin gelip hadi demesi. Belki de iyi. Tramplenden pat diye arkandan atmışlar. Öyle oldu. Yüzme öyle öğreniliyor. Değil mi? Peki. Şimdi mesela Aylin karakteri aslında bize günümüz Türkiye'sine dair birçok kodları da veriyor. Bambaşka bir şey okuyor. Ne okuyordun? Unuttum. İşletme okuyan bir genç bir kız ama oyuncu olmak için oyuncu olmak için değil, ünlü olmak için çabalıyor diye okuyorum evet, ben. Evet, haksız tamamen öyle. Ne dersin? İkisi de aslında yani bir de kendini o şekilde gerçekleştirmek istiyor. Birazcık da sesini bulmak istiyor. Aslında tiyatro kursundaki herkes, özellikle kadınlar seslerini bulmak istiyorlar. Ve yani Lale'nin rehberliğinde kendilerini gerçekleştirmek, var olmak, farklı bir şekilde var olmak istiyorlar. Çünkü Aylin birazcık da şu anda ailesinin istediği bir hayatı yaşıyor. Çoğu kimse gibi. Ve oradan çıkıp bambaşka bir şey yapmak istiyor. Peki Şeday. Efendim? Senin için nasıl bir deneyimdi? Hani kafanda hep canlandırmak istediğin bir karakteri birden Belmi'nin sana gerçek kılması. Yani, Frida Kahlo. Evet. Yani çok benim açıkçası bugüne kadar yapmış olduğum, oynamış olduğum en zor roldü. Yani kendim kafamda tasarlamış olsam da çok zordu gerçekten. Çünkü duygusu çok ağır bir karakter Frida. Yani benim oynadığım Frida. Gerçek Frida da öyle bana göre. Yani çok yoğun geçti benim için. Gerçekten çok gergin bir süreçti. Çekimlerdeyik ama şöyle de bir şey var. Çok ağır geçiyordu. Evet, çekimlerde cidden çok zorlandığım zamanlar oluyordu. Ruhen çok ağırdı. Fakat bir gün gitmesem sete kıskanıyordum. Neden orada değilim diye. Gerçekten bunu çok yaşıyordum yani. Ama 2011 yılından beri bizim yani Frida konuştuğumuz bir şey. Çok da uzun bir zaman oldu. Dolayısıyla gerçekten şu an hala etkisindeyim. Ne yaşıyorum, ne yaptım çok bilemeyecek durumdayım ama çok minnettarım ben Belmin'e gerçekten. Çünkü senin de başta söylediğin gibi her oyuncuya sanırım nasip olmayacak bir şey yaşıyoruz. Yani rüya gibi gerçekten. Bizi tanıdıkça filmin içerisine, senaryonun içine dahil etmiş bir yönetmen var karşımızda, bir senarist var. Hala şaşkın ve inanılmaz şanslı ve mutluyum yani. Ne güzel. Evet. O zaten. Çok teşekkürler. O hep biz tarafından da hissedildi zaten. Peki Belmin, şimdiki zamandan 10 yıl geçti neredeyse. Evet. Orada fallarla ilgili bir hikaye, falların içinde geçen bir hikayeydi. Şimdi evet. Rüyaların içinde geçen bir hikaye izlettim bize. Ben hepinizin eline, emeğine sağlık diyorum. Çok teşekkürler. Aynanın önü, yolu çok açık olsun ama bir 10 sene daha beklemeyelim istiyorum. Yeni filmini izlemek umarım. İçin. Teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Action Antalya Özel'den bugünlük bu kadar. Hemen yarın veya öbür gün tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın.